Avusturya'da takımımızın yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kampta, kampın takımın gençleriyle beraberiz. 97 jenerasyonunun önemli 3 ismiyle birlikteyiz. Emirhan Aydoğan, Muhammed Şengezer ve Rüştü Hanlı yanımızda. Onlarla hem kampı konuşacağız hem geçmiş günlere gideceğiz. Eski Vakıfköy'deki hatıralara döneceğiz ama ilk bugünle başlayalım. Kamp nasıl gidiyor? Emirhan, önce seninle başlayalım. Bu arada Sinan da bu anı beklermişçesinde. Sinan, seni de alalım istersen. Evet Emirhan, nasıl geçiyor kamp çalışmaları? Neler söyleyebilirsin? Bir haftayı yavaş yavaş geride bıraktın. Evet, vallahi kamp çalışmaları güzel gidiyor. Sahada çok sıkı çalışıyoruz. Giovanni hocamız sağ olsun. bizi bayağı bir zorluyor. Onun dışında ortam da çok güzel. Birlik beraberlik çok güzel. Zaten bayağı bir genç buradayız. Bu nedenle güzel geçiyor. Siz yani çocukluktan beri zaten tanışıyorsunuz. Birlikte futbola başladınız. Birlikte altyapıdan A takıma yükseldiniz. Takımın gençleri olarak Vakıfköy'den gelen isimlersiniz. Ara sıra buluşup hem saha dışında buluşup eski günleri de hatırlıyorsunuz. Bundan da bahsedeceğiz. Muhammed, sana doğru dönelim yavaş yavaş. Sen artık A takımda uzun süreden bu yana çalışıyorsun. Harun'la birlikte, Mert'le birlikte çalışıyorsun. Hocalar gelip geçiyor, hocalar değişiyor. Sen de geçen her gün, her geçen sezon biraz daha üstüne koyuyorsun. Bunu görüyoruz. Senin için nasıl geçiyor kamp? Biz de sıkı çalışıyoruz kaleciler olarak. Yeni kaleci antrenörümüz geldi. Yabancı. Biraz iletişimde zorluklar oluyor tabii. Mert abi sağ olsun, İngilizcesi biraz iyi. Yani biz de sıkı çalışıyoruz kaleci olarak. İşte Harun abi, Mert abi. Güzel geçiyor kamp. İngilizce kursuna gidiyorsun ama sen. Tabii tesiste geliyor. Kursa gitmiyoruz da tesiste geliyor. Tesiste İngilizce kursunu görüyoruz. İşte gençler olarak bazen bir iki işte tecrübeli oyuncular geliyor. Öyle gidiyoruz yani. Ama Christian Mas'la henüz konuşmaya yetmedi galiba seviye. Yok, o kadar üst düzey değil. Peki nasıl bir hoca Mas? Nasıl bir antrenör? İyi antrenör. Ayrıca çok sakin. Yani diğer hocalara göre çok sakin. Kime göre? Kime göre sakin? Metin Hoca'ya göre. Metin Hoca değil mi? Metin Mert'e göre çok sakin. Yani relax. İdmanda sesi duyulmuyor zaten Mas'ın. Ama Metin Mert öyle değildi. Evet diye bağırırdı sürekli. Kaleciler derdi. Herkes bakar yani. Sakin bir hocaya, ben sevdim yani. Peki Harun abin var, Mert abin var. Onlarla aranda nasıl bir iletişim var? Onlardan bir şeyler öğreniyorsun mu hakikaten? Ya yaklaşık 4-5 senedir A takımda çıkıyorum. Harun abiyle işte 4-5 sene, Mert abiyle de 2 ya da 3 yıldır beraberiz. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Hem öğrendim de. Bir şeyler kapmaya çalışıyorum onlar adına. İyi kaleciler, ikisi de tecrübeli kaleci. Yani ne kaparsam onlardan kârdır benim için. Rüştü, sana dönelim. Lögen seninle özel olarak ilgileniyor. Bursa'daki çalışmalarda da burada da seni biraz terletiyor ama bu sana tabii katkı sağlıyor. Nasıl gidiyor senin için çalışmalar? Benim için de hem çok iyi gidiyor. Takım için de bence çok iyi gidiyor yani. Sezon başı biraz çetin geçiyor kamp. Yani her futbolcu için zor geçer zaten. Ama bir de şöyle bir şey var. Ne ekersen onu biçersin diye. Sezon başı ne kadar zor geçerse sezon içi o kadar rahat ederiz. O yüzden bir sıkıntı yok benim için yani yorulmakta. Gayet iyi gidiyor. Takımdaki arkadaşlık ortamı da çok güzel. Biz gençler olarak da hiç sıkıntı çekmiyoruz yani alışma konusunda. Bayağı güzel geçiyor bizim için. Muhammed, senin bir hayalin vardı altyapıdayken. Bu 97 jenerasyonu. Tabii sadece senin değil, tüm takımın hayaliydi. Hepimizin hayaliydi. Kalede sen, savunma dörtlüsü. İstersen o 11'i senden alalım. O 11'den kaç kişi burada bir hatırlayalım. Ya kalede ben. O dörtlüden Furkan, Ertuğrul, Rüştü, bir de Zeki'yi görmek isterdim. Ama Zeki İstanbul'a gitti, nasip olmadı. Ama aslında yavaş yavaş toplanmaya başlıyoruz. Emirhan geldi, Mert zaten vardı. Sonra kim geldi Emirhan başka? Kubilay. Kubilay zaten vardı. Kubilay ekstradan oldu. Evet. Eskiden Kubilay hiç hesapta yoktu değil mi? Hesapta hiç yoktu, sonradan geldi. İşte Emirhan, Berkay vardı. Berkay Bursa'da kalmak zorunda kaldı. Kubilay, yaklaşık 5-6 kişi takımı oturduk diyebiliriz o orta bölümü. Sadece açıklar kaldı. Utku gitti. Evet, Utku gitti. Ya inşallah gelirler yani, daha çok çalışarak Allah yardım ederse inşallah gelirler. Evet, güzel bir kadroydu, güzel bir jenerasyondu. Şu anda Berke yok aramızda, Utku yok. Birkaç isim, Enes Ünal yok.
Enes'i unuttuk. Enes'ten biraz bahsetmek lazım. Enes de bu jenerasyonun tabii ki yıldızı en çok parlayan isimlerinden biri oldu. Bakıyorsunuz Avrupa'daki birçok kulübün transfer listesindeydi. Villarreal'de buldu kendisini. Rekor bir bonservis ücretiyle. Enes'ten bahsediyor musunuz ara sıra kendi aranızda? Muhakkak Enes'le de konuşuyorsunuzdur. Emirhan seninle başlayalım. Ya bahsediyoruz tabii. O buraya geldiğinde haberleşiyoruz, görüşüyoruz. Tabii bu başarısı da bizi mutlu ediyor. Çünkü bizler de pay sahibiz bu başarısında. Daha iyi yerlerde olduğunu görmek. Enes için değil sadece, herkes için, Ertuğrul için, Kubilay için, şu anda Kubilay'ın da daha iyi yerlerde olduğunu görmek, Enes'in, Ertuğrul'un da bizi mutlu ediyor. Çünkü biz de futbol bir yana, dışarıda da en samimi arkadaşları hep biziz yani onların. Bu nedenle mutlu oluyoruz onların başarısıyla. Muhammed, sen neler hissediyorsun Enes'in bu başarısını görünce? Ya ben Emirhan'a burada %100 katılıyorum. Yani onun başarısı ya bizden de kaynaklanıyor. Çünkü tek başına bir başarı değildir bence onun yaptığı. Onun 90'lı jenerasyonunda ya onu yardım eden hep bizdik. Yani İmolca biraz fazla yardım etti ona sanki. Yani Allah onu açık etsin ya, sıkıntı yok. Rüştü, sen neler hissediyorsun? Ben de Enes'in başarısı için hem seviniyorum hem de gurur duyuyorum. Sonuçta kaç yıl takım arkadaşı olduk. Bizim de payımız var bu noktaya gelmesinde. Çünkü güzel bir takımdı gerçekten 90'lı jenerasyonu. Allah daha herkese nasip etsin. Öyle. Peki sizde hedefler neler? Ondan biraz bahsedelim Emirhan. Bugün Avusturya'dayız. Bursa Spor A takım kampındayız. Yarın neler olacak? Önümüzdeki sezonun hedefi neler sizin için? Ya da bundan 3-4 sene sonra nerede olmak istersiniz? Hangi takımda? Hangi seviyede? Vallahi benim şu anki hedefim Bursa Spor'da oynamak. Çünkü çok ufak yaşlardan beri burada emek sarf ediyoruz. Bu kulübün içindeyiz. İster istemez bir gönül bağ kuruyorsun kulüple. İlk hedefimiz burası. Ondan sonra tabii daha üst düzeyde oynamak. Ne kadar başarılı olabilirsek, ne kadar iyi oynayabilirsek, ne kadar işte yukarı çekersek bizim için o kadar iyi. Ama şu an için benim tek düşüncem elimden geleni yapmak yani ve burada oynamak. Muhammed, sen de önemli bir yol kat ediyorsun. Önümüzdeki yılda senin için özel bir sezon olacak gibi de duruyor bir yandan. Neler var kafanda? Emre'nin dediği gibi ilk hedefimiz tabii ki Bursa Spor. Ben de Bursa Sporlu olarak burada oynamayı çok isterim. İnşallah da önümüzdeki yıllar Allah nasip ederse inşallah oynarım. Ondan sonra amil takımda oynamak. Yani bu başarıları elde edersem de yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. İnşallah olur. Ümit Milli Takım'da forma giyiyorsun. Ümit Milli Takım ortamı nasıl? Orada neler yapıyorsunuz? Kamp ortamı, bir Bursa Sporlu olarak Ümit Milli Takım formasını giymek neler hissettiriyor? Ya ufak yaştan beri milli takıma gidiyorum diyemem. U18 ya da U18'de başladım milli takıma gitmeyi. Ümit Milli Takım'da yani Bursa Sporlu olduğun ayrıcalık zaten Bursa Sporlu olmak. Ama işte Kubilay ve ben gittim. İnşallah Rüştü ve Emirhan ve Ertuğrul da var zaten şeyde. Bunları çoğaltırsak bir Bursa Sporlu olarak daha iyi olacak bizim için. Rüştü, senin hedeflerin neler? Ya çocukluğumuz, gençliğimiz Bursa Spor arması altında geçti zaten. Futbolu burada öğrendik, futbolu burada başladık. Yani dilerim inşallah futbolculuğu da burada tatmış oluruz. İnşallah uzun yıllar Bursa Spor'a hizmet ederiz. Bu armayı çıkarmak nasip olmaz diyelim. Çünkü futbola Bursa Spor'da başladık. İnşallah burada devam eder. Çok teşekkür ediyorum. 97 jenerasyonunun 3 önemli üyesi bizimle beraber de Avusturya kampında takımımızın kamp yaptığı otelde onlarla konuştuk. Bursa Spor'umuzla ilgili tüm gelişmeler Bursa Spor TV'de olmaya devam edecek.